Sedat Peker'i 150 kişi koruyor ve şu an hazırlık yapıyor. Gazeteci Seyhan Avşar, Halk TV'de yayınlanan Kayda Geçsin programında Birleşik Arap Emirlikleri'nin güvenlik gerekçesiyle sosyal medya paylaşımlarına izin vermediği Sedat Peker'le ilgili ulaştığı bilgileri paylaştı. Peker'in seçim döneminde videolar paylaşmak konusunda kararlı olduğuna dair bilgiler geldiğini söyleyen Avşar şunları kaydetti. Hepinizin bildiği gibi Sedat Peker'in üzerinde dijital tecrit var. Sedat Peker'e hukuki olarak verilen bir ev hapsi kararı yok ama evden çıkışı bile yasak. Peker'in çocukları sadece okula gidebiliyor, geçen ay içerisinde sadece bir kez dışarı çıkabilmiş. Arap Emirlikleri'nin 150 kişilik bir ekibi Peker'i koruyor ve aile içerisinden güvendiği iki koruması var. 150 korumayla dışarı çıkmak bir işkence haline gelmiş durumda. Evden nadir çıktığı durumlarda sinyaller kesiliyor, telefon trafiği ve sosyal medya paylaşımları ise hiç olmuyor. Durum bu kadar ciddi, Sedat Peker kanadında da gerginlikler de var. Bunlardan bir tanesi Araplar ile ABD ilişkisindeki bozulma. İkinci durum ise Araplar ve Türkiye arasındaki ilişkinin son dönemlerde ılımlanmaya başlaması. Bu da Peker'in her an Türkiye'ye iade edilebilir gündemini doğuruyor. Bu yüzden Peker cephesi kaygılı. Peker'in herhangi bir pasaportu olmadığı için resmi olarak sığınma talebinde bulunamıyor. Peker sonucu ne olursa olsun susmayacağım ve konuşacağım dediği açıklamaları var. Peker'e yakın kaynaklar Peker'in canıyla ilgili kaygısının olmadığı, sadece eşi ve çocukları için bir güvenlik kaygısı yaşadığını söylüyorlar. Yakın kaynaklar tüm hazırlıklarının tamam olduğunu, seçim sürecinde videolarını yayınlayacağını, Peker'de video bekleyenlerin bundan tereddüt etmeyeceği mesajını veriyorlar ifadelerini kullandı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.